Brokolinin bilinmeyen 12 faydası. Brokolide bitki kimyasalları ve antioksidanlar da yüksek oranda bulunuyor. Bitki kimyasalları bitkilere rengini, kokusunu ve tadını veren kimyasallardır. Amerikan Kanser Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmalara göre bitki kimyasallarının birçok faydası da var. Örneğin brokolideki bitki kimyasalları bağışıklık sistemi için oldukça faydalı. İçlerinde glukoprasikin, zeaksantin ve beta-karoten, karotenoidler ve bir flavonoid olan kanferol bulunur. Antioksidanlar, vücudun ürettiği veya meyve, sebze ya da tahıllarda bulunan kimyasallardır. Jarzabkowski, antioksidanların hücrelere zarar veren serbest radikalleri bulmaya ve etkisiz hale getirmeye yaradığını söylüyor. Serbest radikaller, metabolizma sırasında oluşan dengesiz moleküllerdir. Amerikan Kanser Enstitüsü'ne göre bu moleküllerin verdiği hasar kansere yol açabilir. Brokoli, bol miktarda bir antioksidan bileşeni olan lütein ve çok etkili bir antioksidan olan sülforafan bulunur. Besin oranı yüksek olan brokoli, aynı zamanda magnezyum, fosfor, az miktarda çinko ve demir de içeriyor. Brokolinin sağlığa faydaları. Diyabet ve otizm. Tip 2 diyabeti olan obez bireyler için brokoli oldukça faydalıdır. Science Translational Medicine dergisinde Haziran ayında yayınlanan raporda bilim insanlarının brokolide ve lahana ve Brüksel lahanası gibi diğer turpgillerde sülforafan adlı bir bileşeni bulduğu belirtiliyor. Sülforafanın tip 2 diyabette bağlantılı olan 50 genin etkinliğini ya da etkisini durdurabildiği bulundu. Bilim insanları 12 haftalık araştırma süresinde bu bileşeni tip 2 diyabet hastası 97 bireye uyguladı. Obez olmayan bireylerde hiçbir değişiklik görülmezken, obez bireylerin kontrol gruba oranla açlık kan şekeri seviyelerinde %10'luk bir düşüş yaşandığı görüldü. Aynı bileşenin otizmle bağlantılı belirtileri de azalttığı görüldü. Proceedings of the National Academy of Science dergisinde yayınlanan araştırma raporunda, sülforafan içeren brokoli özü kullanan kişilerin sözel iletişiminde ve sosyal etkileşimlerinde gelişmeler yaşandığı belirtiliyor. Kimilerinin bayılarak yediği, kimilerinin ise hiç sevmediği brokolinin sağlığa sayısız faydası olduğunu biliyor muydunuz? Çiğ, haşlanarak, yemeği yapılarak ya da salata olarak tüketilen bu ağaç şeklinde sebze, beyinden karaciğere, kalpten kemiklere kadar vücudumuzun her bölgesini ayrı ayrı koruyor. İşte brokolinin bilinmeyen faydaları. Kansere karşı korur. Evet, yanlış duymadınız. Brokoli A, C, E vitamini ve karotin barındırıyor. Antioksidan bakımından da zengin olan bu sebze, hücreleri serbest radikallere karşı koruyor. Brokolinin tohumundan yeni çıkmış olan brokoli filizleri, diğer sebzelere göre 50 kat daha fazla sülforafan taşıyor. Sülforafan ise kanserli hücrelerin büyümesini engellemekle birlikte onları öldürebiliyor. Vücudu temizler. Brokoli güçlü yapısıyla vücuttaki istenmeyen kimyasalları ortadan kaldırır. Kemik ve dişlerin gelişimine fayda sağlar. K vitamini kaynağı olan brokoli, kemiklerin mineral yoğunluğunun korunmasında önemli bir rol oynar. Bu vitamin, kalsiyumla birlikte dişlerinizi de korumanıza yardımcı olur. Kalp dostu. Kan damarlarını güçlü tutarak kalp hastalıklarına karşı kalkan olur. Araştırmalara göre brokoli tüketimi kalbin kan pompalama yeteneğini geliştiriyor. Ayrıca lifli olduğu için kolesterol seviyelerini düzenler ve kalp krizlerini önler. Karaciğeri korur. Uzmanlara göre brokoli karaciğer kanserini önlüyor, hatta tedavisine yardımcı oluyor. Haftada 4 porsiyon brokoli tüketmek karaciğer sağlığınızda harikalar oluşturabilir. Kilo kaybına yardımcı olur. Brokoli kalorisi düşük bir sebzedir. Eğer diyet yapıyorsanız, brokoli beslenme listenizin olmazsa olmazları arasında yer almalı. Aynı zamanda önemli bir lif kaynağı da olan brokoli sizi uzun süre tok tutar. Metabolizmayı hızlandırır. Brokoli içindeki kalsiyum, lif ve C vitamini sayesinde metabolizmayı hızlandırır. Hamileler için çok faydalı.
hamilelik sırasında doğru beslenme, kadınların hayatında herhangi bir döneme göre çok daha önemlidir. Brokoli de hamile kadınların tüketmesi gereken besinler arasında yer alır. Hamile kadınlarda osteoporozun önlenmesine yardımcı olurken, bebeklerde ise beyin hasarını önler. Erkeklerde cinsel sağlığı geliştirir. Araştırmalara göre folat, sperm üretimini artırma özelliğine sahip. Brokoli ise bolca folat barındırıyor. Vücudun pH seviyesini dengeler. Brokoli bir alkali besindir ve bu özelliğiyle vücudun pH seviyesini dengelemeye yardımcı olur. Yaşlanmayı geciktirir. Anti-aging etkisi de bulunan brokoli, enerjiyi artırır, yaşlanma sürecini hızlandırma eğiliminde olan serbest radikallerle savaşır. C vitamini ayrıca cilt elastikiyetini artırır ve kırışıklıkları azaltarak kolajen üretimine katkıda bulunur. Dökülen saçları onarır. Saçları daha gür ve sağlıklı hale getiren brokoli, ayrıca stresi azaltan ve saç dökülmesine karşı mücadele eden iyi bir B vitamini kaynağıdır. Kolesterol. Brokolide bulunan çözülebilir lif, kandaki kolesterole bağlanarak kolesterolün düşmesine yardımcı olur. Life bağlanan kolesterolün vücuttan dışarı atılması kolaylaşır ve dolayısıyla vücuttaki kolesterol seviyesi düşer. Göz sağlığı. Havucun göz sağlığına faydalı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun sebebi içerisinde bulunan bir antioksidan bileşeni olan luteindir. Bu bileşeni brokolide de yoğun miktarda bulabilirsiniz. Brokolide bulunan başka bir antioksidansa aynı faydaları sağlayan zeaksantindir. Bu iki kimyasal da maküler dejenerasyona ve katarakt oluşumuna karşı koruma sağlar. Brokolinin sağlığa zararları. Genel olarak brokoli yemenin herhangi bir zararı olmadığı gibi yan etkileri de ciddi değildir. Brokoli tüketiminin en yaygın yan etkileri gaz ve bağırsakta tahrişse brokolinin yüksek lif oranından kaynaklanır. Turpgillerden gelen bütün sebzelerin gaz yaptığını belirten Jarzabkowski, bu besinlerin faydasınınsa verdikleri rahatsızlığa değeceğini söylüyor. Ohio Devlet Üniversitesi Wexner Tıp Merkezi'nden bilim insanları, brokolide bulunan K vitamininin kan sulandırıcı ilaçların etkisini azaltabileceğini ve bu ilaçları kullanan kişilerin brokoli tüketimine dikkat etmeleri gerektiğini belirtiyor. Hipotiroidi olan kişilerin de aynı şekilde brokoli tüketimlerini sınırlandırmaları öneriliyor. Pişirme yöntemleri. Çiğ, buğulama, haşlanmış brokoli. Hangisi daha besleyici? Brokolinizi hazırlama şekliniz alacağınız besin miktarını da etkiliyor. Örneğin, brokoli kansere karşı etkileri sebebiyle tüketmek isteyenlerin sebzeyi çok fazla pişirmemesi gerekiyor. Warwick Üniversitesi'nde 2007 yılında yapılan bir araştırmada brokolinin haşlanmasının sebzede bulunan faydalı kanser karşıtı enzimleri azalttığı bulundu. Araştırmacılar taze brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar ve yeşil lahananın haşlanması, buğulanması, mikrodalgada pişirilmesi veya kızartılması durumunda besin miktarlarında yaşanan değişimleri inceledi. Araştırma sonucunda kanser karşıtı besin maddelerinin en çok haşlanmada kaybedildiği görüldü. 20 dakikaya kadar buğulama, 3 dakikaya kadar mikrodalgada pişirme veya 5 dakikaya kadar kızartmanınsa kanser karşıtı besinlerin önemli miktarda kaybına sebep olmadığı görüldü. En çok besin çiğ brokolide bulunsa da bağırsaklarınızı en çok rahatsız eden ve en çok gaza sebep olan da yine çiğ brokoli.